Hanımlar beyler, günün üçüncü yarışmacısıyla baş başayız. Tekrar merhaba Sara Hanım. Neler yapıyorsunuz? Hemşireyim. Aa, ne güzel. Diyaliz hemşiresiyim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde. Ne hemşiresiyim dediniz? Diyaliz. Diyaliz hem. Aa, Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Nasıl peki? Nasıl gidiyor? Mesleğinizi çok sevdiğinize eminim. Tabii ki seviyorum. Çalışıyorum. Hatta işten geldim. Gerçekten mi? Evet. Aa, soruları vereyim. Şaka şaka. Diğer yarışmacı sorusu. Evet. İki tane oğlum var, evliyim. Allah bağışlasın. Biri 9, biri 10 yaşında. Of, ne kadar güzel. Öyle hem iş kadını diyeyim hem ev hanımı. Oo. Böyle gidiyoruz. Kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyi aslında. Ben üniversitedeyken katılmıştım yarışmaya. Neler olmuştu? Gün birincisi olmuştum. Hafta finalinde patlamıştınız. Evet. Çok güzel. Çok tatlı bir amcaya yenilmişti. Ay evet. Bugün ama stresim arttı. Yasemin Hanım çok güzel yarıştı. Hiç öyle düşün. Nasıl? Tek başına mı yarıştı? Ben buradaydım. Aa, hadi bakalım. Benim hakkımı niye teslim etmiyor bu yarışmacılar ya? Ben burada, ben yanınızdayım Sara Hanım. O ne demek? Hadi masaya bakalım. Oturanla aynı takımdayım ben. Yasemin Hanım kim ya şu an? Teşekkür ederim. Onun hemen bak, esamesi okunmayacak. Siz bana güvenin. Tamam. 8000'lerdi hedef puanınız. Evet. Biraz iteklememiz gerekiyor, evet, ki 9000'i görelim. Bakalım neler olacak. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Binde bir kilo. Binde bir kilo. Kilonun binde biri. Gram. Gram. Gram doğru cevap. Bu kadar basit olamaz diye kitleniyoruz. Heh, Sara Hanım, en önemli konu. O kadar basit hepsi. O yüzden zaten bilinemiyor. Hiç tamam, şey yapmayın, oralara gitmeyin ama giderseniz ben çekeceğim tamam, sizi geri, merak etmeyin. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusunu görelim. Argo'da karşısındaki kişiyi etkilemek amacıyla yapılan abartılı davranış. Nokta nokta satmak diye kullanırız. Caka. Caka doğru cevap. Beş harflilere geçtik. İsim soylu bir sözcük soruyoruz. Sorduk. Kokuyu azalttığı için özellikle soğan salatalarında tercih edilen bir baharat. Soğan neyle gelir, servis edilir? Et restoranlarında çoğunlukla. Sumak. Evet. Sumak. Sumak doğru cevap. Sever misiniz sumaklı soğan? Severim. Ben severim. Yaparken de sumak katarım. Katar mısınız? Evet, evet. Ben mesela kokuyu giderdiğini, azalttığını bilmiyordum. Siz de o yüzden mi katıyorsunuz? Yok, tamamen güzel. Aynen, aroması çok güzel. Ben kullanıldığını düşünürdüm. İşte gördünüz mü, ben de öğrendim. Efendim, beş harflerden devam ediyoruz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Yapıştıralım soruyu. Saz örgüsü. Saz örgüsü. Saz örgüsü. Mesela saz, düşünün. Sazları. Kamış değil. Ne yaptınız ya? Niye atak geçirdiniz sonra? Kamışlardan yapılan örgü. Bu kamışları birbirine örerseniz ne olur? Tamam. Sepet. İşte ne sepet? O sepetin şeyine de deriz. Yani sepet yapılır ama ilk önce bu yapılır. Ondan sonra o nokta nokta sepet olur. Kilim olur. Dokuma değil. Değil. Dökme. Değil. Hayır hayır, sepet, kili, bu duvara asarlar. Örme. Örmek, işte örgü. Diyorum, örgü bir şey. Yok. Ah Sara Hanım. Hasır. Hasır doğru cevap. Aa, son anda. Size helal olsun. O kadar üzülecektim ki. Ben de üzülecektim. Hiç yeri değil. Sonda falan kaybedeceksiniz, kaybedin. Şimdi olmaz. Efendim, altı harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Arka bacaklarıyla bir tünekten yukarıdan aşağı doğru asılı şekilde dinlenmeleriyle ünlü bir canlı türü. Örümcek diyeceğim. Arka bacakları bir tünekten yukarı doğru asılı bir şekilde. Böyle yukarıdan aşağı doğru asılıyor. Ve kafası aşağı doğru. Ayaklarıyla tutunuyor, aşağı doğru böyle sark. Maymun. Estağfurullah. Değil efendim. Harf alayım. Harf alayım. Bir tane harf verin ya. Evet, genelde mağaralarda olurlar.
Yarasa. Yarasa doğru cevap. Eski ama bilinen bir sözcük soruyoruz. Yine 6 harfli gelsin bakalım. Eskiden yol verin, savulun, izin verin anlamlarında kullanılan bir söz. Yol verin, savulun, izin verin. Eskiden. Evet. Harf alacağım. Harf aldık. S. Nokta nokta Bremel un. Değil mi ya? Yanlış mı söyledim? Laps diye söyledim ama. Evet. Eski Türk filmi izleseydim keşke. Keşke. Bir harf daha, bir harf daha aldık. Nokta nokta. Ben söylemeyi dur. Hayır, harf alın, harf alın. Harf alayım. Şimdi durdurun. Destur. Destur doğru cevap. İhtiyacınız var mıymış Türk filmine? Hayır. İşte. Efendim 7 harflilerdeyiz. Tıbbi bir malzeme soruyoruz. Tamam. Batı kökenli bir sözcük. Genelde insanlar bildiği yerden patlar. Sakin olun. Lütfen tamam. Dikkatli dinleyin. Gelsin soru. Yaraların bakımında veya kanı durdurma amaçlı kullanılan katlı kompres. Bez. Ne? Kompres. Kompres doğru cevap. Sara'nın 3300 puanımız var. 1 dakika 39 saniye süremiz var. Sürede yangın yeri. Burası şu an. Puan çok iyi. Ama süre bizim yanak. Tamam. Yani olacak iş değil. O yüzden bir çıt hızlanacağız. Tamam. Tamam. Efendim ikinci 7 harfli kelimemizi soracağım şimdi size. İsim soylu bir sözcük kendisi. Buyursunlar soruyu görelim. Kişiden kişiye veya kurumlar arası iletilen bilgi, mesaj veya paket. Bir yerden sipariş veriyorsunuz. Size kargo ile bir şey geliyor. Ona ne diyorlar? Hatta mesaj geliyor. Sipariş. Ay pardon özür dilerim. Kargo ile. Estağfurullah. Harf alacağım. Harf verelim. Ö. Gönderi. Gönderi. Gönderi doğru cevap. Yine bildiğiniz yerden geldi. Efendim 8 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Spordan geliyor soru. İlgili misinizdir? Futbol eşimden dolayı. Mecburen maruz kaldığınız evet. için. Aynen. Bakalım bilebilecek miyiz? Gelsin soru. Ülkemizdeki en üst seviye futbol kategorisi. Ülkemizdeki Süper Lig. Süper Lig doğru cevap. Yine 8 harfli isim soylu bir sözcüğe ihtiyacımız var sevgili isim soylu sözcük severler. İşte sorusu. Kubbeli Çeşme. Hadi buyurun. Harf alacağım. Harf verdik. Genellikle cami avlularında bulunur. Harf alayım. Harf verdik. Heh, şimdi bildiniz. Şadırvan. Şadırvan doğru cevap. Efendim şimdi alabileceğiniz bir tane harf kaldı. Hayır. Onu da olsun. Alırsanız. Eğlenmeye geldik. 3 saniye bırakmanız gerekecek bize. Dolayısıyla 35 saniyede 4 tane soru bilmeniz gerekecek falan falan. O harfi alırsanız. Tamam. Almazsanız bir şey yok. Kolay mı sorular? Kalan sorular. Bakayım. Aslında kolaymış gibi. Ama kafa giderse yanarız. Evet. Efendim 9 harflilerdeyiz. 2 kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Akraba veya komşulara oturup sohbet etmek amacıyla yapılan ziyaret. Bayramlarda falan yaparız. Basit düşünün. Ev ziyareti. Ha? Ona sonunu değiştirin. Ev gezmesi. Ev gezmesi doğru cevap. Yine 9 harfli, 2 kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim. Gelsin sor. Huzur bozmak anlamında bir deyim. Huzur bozmak. Nedir yani? Huzur bozmak nedir? Böyle bir... Keyfini kaçırmak. Hah, gibi bir şey. Aa. Kafa atmak. Yok yok, hiç oralara gitmeyin. Harf alayım. Harf almayın da gitti. Evet. Ama sürem çok. Evet. Kısıtlı. Huzur bozmak.
O çok güzel yerden geldi o harf. Sarmak, sarmak. Mesela keyfiniz kaçtı. Aa benim bugün nokta nokta yapamadım. Tat kaçmak. Değil. Bıkkınlık vermek gibi düşünün. Tadı kaçmak. Yok. Ha. Böyle bir tatsızlık. Şey değil. Ay benim yapamıyorum. Evet. İpucu veremiyorum. Puanım gitti. Bakalım gitti. Can sıkmak olacaktı. Hiç üzülmeyin. Hiç üzülmeyin. Muhteşem yarıştınız bence. Bundan sonrakileri de cayır cayır bileceksiniz. Efendim 10 harfli yapım eki almış bir sözcüğe ihtiyacımız var. Şu soruyla bakalım hangi soruyla. Yöresel ağızlarda çöplük anlamında harf kullanılan alayım. Söz. Harf aldık. Şey de, söyleyin. Geldi mi bir şey? Böyle karmaşa içinde bir yere girdiğimizde de bu ne be nokta nokta gibi. Bu et kesilen yerlere ne denir? Kasa, yok, mezbaha. Yok. Ha, onun gibi başlıyor. Mez. Devam. Mezat. Oturulamayacak durumdaki eski püskü yerler için ne denir? Çıkmayacak. Yok. Yok. Hadi be. Moralim zaten bozuldu. Zaten moralimiz de bozuldu. Mezbelelik bilmez mezbelelik şey. Olacaktı. Bilmez miymişsiniz? Bilmez mi? Yok. Gerçekten. Evet. Ben bildirirdim de işte harf kalmadı sevgili izleyenler. Böyle 3 tane harf kalsaydı. O süreyi ben durduruyorum ya çatçuk. Onu çözdüm de Sara Hanım. Harfi çözemedim daha. 4500 puan aldınız ama bu sizin hak ettiğiniz puan değil. Evet. Bunu bence izleyenler de farkında. Çok daha yüksek bir puan alabilirdiniz. Ayağımız kaydı. Belki de Yasemin Hanım'ın sinsiliğidir. Bilemiyorum. Yani gözü kalmıştı. O da olabilir ama az sonra anlayacağız. Diğer iki yarışmacımızın, aman diğer yarışmacımızın başına bir şey gelirse. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi yarışınız. Hanımlar, beyler, Sara Hanım alkışlarla yerine uğurlayacağız. Ve son yarışmacımız gelecek.